anjiyo aşamasına gidene kadar doğal olarak yanındaki aileler, eşi, dostu da ister istemez bir panik ve stresi yaşıyoruz. Belki orada sağlık çalışanları bile o stresi geçirdiğimizde sizleri bile rahatsız etmiş olabiliyoruz hocam. Evet. Öncelikle tam damarın tam tıkanmasına bağlı gerçek kalp krizinden bahsetmek gerekirse, burada vakit, az önce ifade ettiğim gibi, vakitin dakikalarla geçmesi kalp kaslarının aynı süre içerisinde aşama aşama ölümüyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla vakit altın kıymetinde bizim için. En hızlı şekilde bir acil servise, anjiyografi ünitesi ve yoğun bakım ünitesi olan bir acil servise başvurup, acil serviste de tercihen yarım saat ila 40 dakika içerisinde hastanın anjiyo masasına getirilerek damarının açılması gerek. Evet. Burada artık beklemek gibi bir seçenek yok. Evet. Vakit kaybı asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bu tam kalp krizi. Bir de kalp krizi öncesi uyarı şeklinde gelen 20 dakikalık, 15 dakikalık ağrı, göğüs ağrısı şeklinde başvuran hastalarımız oluyor. Evet. Buna da küçük kalp krizi gibi yaklaşıyoruz. Hastalarımıza böyle ifade ediyoruz. Kalp krizinden önceki 24-48 saat önceki aşamadır diye hastalarımıza aktarıyoruz. Bu hastalarımızda da genellikle bir tedavi başlıyoruz. Hastaneye yatırıp tedavi başlıyoruz. Ertesi gün genellikle anjiyografilerini yapıyoruz ve ilgili damardaki problem neyse onu balonla veya stentle bir şekilde açıyoruz. Yani iki tür kalp krizi var. Bir, hastalarımızın acil olarak ve hiç gecikmeksizin dakikalar içerisinde anjiyografi ünitesine alınıp damarının açılması gereken durum. İkincisi de krizden hemen önceki safa dediğimiz kısa süreli, sürekli bir ağrının olmadığı ama 15-20 dakika o bahsettiğimiz terleme, göğüs ağrısı, sırta vuran, belki kola vuran, belki çeneye yayılan ağrının olduğu kalp krizi öncesi aşama. Bu ikisine farklı yaklaşımda bulunuyoruz. Birisini hemen anjiyografi ünitesine alıp damarını açıyoruz. Gecenin 3'ü, 5'i hiç fark etmez. Bayram, tatil dinlemez böyle bir durum. Diğeri ise krizden önceki durumu ifade eder ki 24 ila 48 saat içerisinde anjiyografiyi alıp damarını açmamız yeterli sonucu verir bizim açımızdan. Bir de risk faktörleri olanlar daha çok dikkatli olması gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi bu çok önemli. Toplum sağlığı evet. açısından da çok önemli. Şimdi diyabeti olan, tansiyon hastalığı olan, belki sigara içen, ailesinde yoğun bir şekilde kalp krizi geçirmiş bir hastaya biz genellikle 30'lu yaşlarından itibaren belirli check-up önerilerinde bulunuyoruz. Bu genellikle efor testi şeklinde oluyor. Belli bir aşamaya geçtikten sonra sanal anjiyografi önerebiliyoruz hastalarımıza. Sanal anjiyografi dediğimiz şey bir tomografi gibi yapılan ama neredeyse gerçek anjiyografiye yakın kalitede görüntü veren ve bize oldukça önemli bilgiler sağlayan bir test. Efor testi aşamasındayken, sintigrafi aşamasındayken problem tespit ettiğimiz hastalarda elbette anjiyografiye yönlendiriyoruz. Dolayısıyla hiçbir risk faktörü olmayan, son derece güzel sporunu yapan, kilosu yerinde, tansiyonu yerinde hasta ile ailesinde çok sayıda kalp hastası olan, diyabetik olan, tansiyonu yüksek olan, sigara alışkanlığı olan bir hastayı aynı kefeye koymuyoruz. İster istemez bu grupta daha erken yaşlarda kontrole gelmelerini öneriyoruz. Daha yoğun tetkikler ve daha derinlemesine bir inceleme ihtiyacı oluyor bu hastalarda. Her hasta ne yazık ki aynı değil. Aynı değerlendiremiyoruz bunları.